Efendim 11 Kasım yeni hafta, pazartesi gününe hoş geldiniz. Sevgili konuklarım da hoş geldi. Sizler de yeni bir haftaya başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Konuklarım iki hukukçu, e, Turan Aydoğan, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi 27. dönem milletvekili. Hoş geldiniz. Kulluk iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hukukçu Mücahit Birinci, e, hoş geldiniz. Hoş AK Parti sağ eski MKYK. Ee, Söylemek istedim. <laughs> <laughs> Sağ ol. Yani şunu demek istedim. Bir Cumhuriyet Halk Partili, bir AK Partili konuğum var, var demek istedim. Ee, bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Hafta sonu ne olduğunu konuşacağız. Ama bu sabah değerli izleyenler, içlerinde şarkıcı Serdar Ortaç'ın Kesinlikle. ve yine Mehmet Ali Erbil'in, sunucu Mehmet Ali Erbil'in, eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de bulunduğu 16 kişi... Sabah saatlerinde e, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen e, soruşturma kapsamında gözaltına alınmışlardı. Haklarında bir tutuklama e, talebi var zannediyorum. Sıcak bir gelişme. Dilek Yaman Demir bize aktaracak. Dilek e, son durum nedir? İyi yayınlar Pınar Işık Ardor. İfade işlemleri bitti. Şu anda İstanbul Bilişim Suçlarıyla Soruşturma Bürosu tarafından gözaltına alınan 16 şüphelinin ifade işlemleri bitti ve tamamı tutuklanma talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Mehmet Ali Erbil ifade işlemi sonrası mahkemeye geçerken tutuklandım diyerek tepki gösterirken Serdar Ortaç ise ben topluma kötü örnek oldum. Aslında suç işlemedim ama bunun için pişmanım ifadelerini kullandı. 16 kişi toplamda sadece Sadece Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç değil sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan İsmail Yılmaz da tutuklamaya sevk edilenler arasında tümü aslında sosyal medyada tanınan isimler 16'sı da. Bu 16 şüpheli hakkındaki iddia da yasa dışı bahis sitesinin reklamını yapmak ve oyuna teşvik etmek. Daha doğrusu yasa dışı bahis işlem oyunlarına teşvik etmek. Bunu da nasıl yapıyorlardı? Sosyal medya paylaşımlarında yanında bulunan işçiler, çalışanlar ya da görevlilere bir tişört giydiriyorlar. Tişörtlerde de iddiaya göre yasa dışı bahis sitesi reklamının ismi yazıyor. Bu şekilde reklamını yapıyorlar ki kendi oynadıkları o yasadışı dışı bahis sitelerindeki oynadıkları oyunların ekran görüntülerini paylaşıyorlar. Böylece ben kazandım siz de kazanın gibi ifadelerle vaatlerle insanları oralara teşvik ediyorlar. Burada paylaşılan sosyal medya üzerinden paylaşılan linklere tıklayan ve kazanacağını zanneden mağdurlar da belirli ücretlerde paralar yatırıyorlar. İddia kaz e, iddia işlemleri bittikten sonra kazandıklarını düşünün. Tekrar o siteye girmek istediklerinde ise site erişime engellenmiş şekilde hiçbir ulaşım olmuyor. Bununla birlikte yüzlerce mağdur var. Bu 20 kişiye yapılan yönelik operasyonda aslında eski futbolcu Batuhan Karadeniz de var demişti. Kendisi Gürcistan'da hakkında yakalama kararı çıktı. Toplamda 5 kişi hakkında yakalama kararı çıktı. Bir tane sosyal medya fenomeninin hala arandığı, İstanbul'da olduğu, hatta ikametine de yakın bir yerde olduğu belirtildi. Sildi. Ona yönelik bir çalışma devam ediyorken şimdi ifade işlemleri biten 16 şüphelinin tutuklanacaklar mı? ifadelerinde neler söylediler, kendilerini nasıl savundular diye kısaca da bir e, anlatmak istiyorum. Serdar Ortaç sitenin reklamını bilerek, isteyerek yapmadığını, kimseyi yönlendirmediğini söyledi. Mehmet Ali Erbil de benzer bir şekilde amacım kimseyi yasa dışı bahise yönlendirmek değil, kumar oynamaya teşvik etmek değil. Sadece kendimce orada eğlendiğim o anları paylaştım şeklinde konuştu. Şimdi suç ceza hakim inde de savcılık ifadesinden sonra yeniden hakim karşısına çıkacaklar. Hakim bu ifadelerini tekrar söz verecek hem Mehmet Ali Erbil'e hem de Serdar Ortaç'a. İkisi de ikisinin de aralarında bulunduğu 16 kişi de tekrar hakim karşısına çıkıp benzer ifadelerde bulunacaklardır. Kendileri suçlamaları reddetti ama ifadelerde daha doğrusu haklarındaki o suçlamalarda yasadışı bahis reklamı yapıldığı ve sevk edildiği bu suçu bilerek isteyerek işledikleri iddiasıyla sevk edildiler. Ülkemizde sadece yasadışı bahis işleri aslında TCK anlamında da suç ama oynayanlar açısından sadece idari para cezasına çarptırıldığı için teşvik edenler anlamında gözaltı kararı oldu. Biz mahkeme sonucunu da takip edeceğiz. Suç ceza hakimliği kararı sonrası da Ekol TV ekranlarından yeniden gelişmeleri aktaracağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. Dilek Yaman Demir çok teşekkür ediyorum. Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması. Mücahit Birinci, Turan Aydoğan bir kez daha hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu konu hakkında bir, birer cümle isterseniz söyleyin, istemezseniz. Siyaset çünkü konu yargıda nereye gidecek Vallahi bilmiyorum ama suç nereye hemen... Bir cümle söyleyeyim ben. E, bu tabii bir illet bu. E, TCK'da da bu suç olarak düzenlenmiş. E, dolayısıyla işte benim benim haberim yoktu. Ben sadece eğlencemi paylaşmak istediğim tarzında savunmalar e, ne kadar karşılık görür soru işareti. Tutuklamayla da sevk edilmişler. Ceza üst sınırı tutuklamaya elverişli e, delil karartma noktasında kaçma şüphesi falan gibi hususlar varsa veya işte kastın yoğunluğu onları dikkate alır e, suç ceza hakimi. E, ona göre bir karar verecektir diyeyim ben. Evet, toplumda Mehmet Ali Erbil, e, Serdar Ortaç e, evet. bir kesim tarafından sevilen isimler de aynı zamanda. Turan Aydoğan? Yani e, Mücahit Birinci'nin… Yani iki hukukçu olarak size… Tabii tabii, yani, söylediklerine katılıyorum. Ama... Katılıyorum hem TCK'da hem 7258 sayılı e, yasayla getirilmiş olan bir düzenlemeyle bunu oynatmak oynanmasına imkan sağlamak teşvik reklam herhangi bir şekilde para yatırma veya aracılık etme vesaire bunlar suç olarak düzenlenmiş olan şeyler ama tabii bu, tabi bu soruşturma ile ilgili bir bilgi sahibi değiliz O yüzden o masumiyet karnesi evet, kuralları çok hızlı gereği ger e, hızlı e, evet onu bir görmek gerekiyor evet. ama ben buradan şunu söyleyeceğim Türkiye'de artık bu yasa dışı bahis konusu mevcut mevzuatla karşılanamaz hale geldi ee, i̇nternet üzerinden oynanan bu oyunların e, yeni bir düzenlemeyle beraber legalleşmesi gereken kısmının Öyle. legalleşmesi, hmm. suç olarak kalması gereken kısmının suç olarak yani tanımlanması. Bazı, bazı, kesi, bazı e, kısımlarının legalleşmesi gereklil mi? Ya bu çok karışık hale geldi. Hı. İradesiyle insanların bazı bahislerde bulunabilmeleri yasallaşmışsa. Bu internet üzerinden tanımlanan bu suçlarla ilgili de yasallaşması gereken kısımlar varsa bir düşünmek lazım. Tümüyle alakalı bunu söylemiyorum. Ben de bir illet olduğunu, kumar haline gelen şeylerin bir illet olduğu konusunda Sayın Birinci'ye katılıyorum, Mücahit Bey'e katılıyorum. Ama bu konu bir değerlendirilmeli diye de düşünüyorum. Evet. Peki iki hukukçudan da görüş almış olduk. Şimdi hafta sonu biz şöyle diyoruz, haftayı sizinle başlıyoruz. Cumartesi, pazar ne yaşandı Türkiye'de? E, sakin bir hafta sonuydu aslında. E, normal şartlarda Türkiye'de çok daha hareketli hafta sonları gördüğümüz için daha sakin sayılabilecek bir hafta sonuydu. Ama siyaseten çok güçlü mesajların verildiği bir hafta sonuydu aynı zamanda. E, Fatih Altaylı bu arada Cumhurbaşkanı olacağım demiş. İlk Cumhurbaşkanı adayı da hazır. Hayırlı olsun. Hayırlı Hayırlı olsun. olsun. E, öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden adaydı. E, aday olmak istediğinin ilanı olarak değerlendirildi. Rabbim ömür milletimizle onay verdikçe Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğiz dedi. Hafta sonuna damgasını vuran cümle budur. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İnşallah ben size İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kimliğimle Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı kimliğimle ya da dedi. Bir sesi dinletelim mi? Kardelen verelim. İnşallah ben size ve bu memleketin birçok beldesine ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kimliğimle ama Türkiye Belediyeler Başkanı kimliğimle ya da <laughs> makamım ne olursa olsun size güzel hizmetler yapmayı Yaradan bize nasip etsin. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Oradaki ya da ve tebessüm. Evet. Ee, mücahit bilince sizinle başlayacağım. Peki. Turan Aydoğan şimdi bir Cumhuriyet Halk Partili olduğu için. <gülüyor> 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 Objektif olmaz bu konuda diyorsunuz. <laughs> Peki. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi hafta sonu bir hareketli zaman da yaşadı. O Kağan Salıcı'nın başlatmış olduğu bir söylem ve ardından kurultay isteği olduğu yönündeki söylemi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bayağı üst seviyelerde tartışmalar oldu. Özgür Özel kesti dedi ki bana hiç kimse kurultay dilenmesin." dedi. 81 il başkanında kurultay yok dedi dedi. Ama tartışma hiç bitmiyor. Ekrem İmamoğlu'nun da bu söylemleri. Ya vallahi işte. adaylık böyle açıklandı mı artık? Belli değil mi canım? istiyor o çok istiyor zaten. Yani çok heyecanlı, en başından beri heyecanlı. 2019'dan beri kafasında orası var. Cumhurbaşkanı adaylığı var. 2023 seçimlerinde onu bir şekilde kaybetti. O kadar da aslında uygun da ortam vardı. Meral Akşener'in falan masada olması Ekrem Bey'in lehineydi. Fakat olmadı. Ben bu şey iddia serdeden siyasetçi arkadaşların Türkiye'de önlerin kapanması değil, önlerin sonuna kadar açılması, aday olmaları noktasında her zaman fikrim beyan edelim. İşte Fatih Altaylı hani şaka da olsa, gerçek şaka de olsa. Mıydı? Her Türk vatandaşının Cumhurbaşkanı adayı olacağım diyor. gerçek olsun. Tabi, her Türk vatandaşının e, gerekli e, şeyleri saldıktan sonra, kriterleri saldıktan sonra aday olma hakkı var yani. Onu da dalgaya almayız, Ötekini de dalgaya almayız. Dalgaya almamak lazım. Ekrem Bey buna istekli Mansur Bey de istekli Mansur Bey'in de beyanlarını siz biraz önce veya söylediniz mi biz okuduk veya onu sö Ma bir de tabii söylemedin ha, o ben, da var. Biz içeride konuşmuştuk. Ha, i̇çeride konuştuk. Mansur Yavaş tabi e, durum. Yani, Bazı sözleri var deklare var. ediyor evet. açık açık. Mansur ee, Yavaş şöyle demişti daha önce. Beni parti aday gösterirse, üç kere söyledi zannediyorum. Beni parti aday gösterirse ben Cumhurbaşkanı adayı olurum dedi. Bu arada Mansur Yavaş şu anda konser paralarıyla uğraşıyor. E ama ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Konuşacağız. Dolayısıyla Ekrem Bey heyecanlı, Mansur Bey heyecanlı. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten e, Sayın Bahçeli de e, Cumhurbaşkanı bizim için e, tek adaydır. E, başka alternatifsizdir, başka alternatif yoktur gibi açıkça beyan etti bunu. Dolayısıyla bu noktada bunların bu kadar erken niye konuşulduğunu düşünmek lazım. Acaba bu kadar erken niye düşünülüyor? Erken şey, seçim. Mücavimci. Efendim. Erken seçim mi geliyor? Erken seçim mümkün değil de. Acaba şey mi? Seçimlerin yenilenmesi mi diyelim ona teknik olarak? Ee, var mı diye yani, sormak o seçimlerin lazım. Seçimlerin yenilenmesini biz erken seçim hatta, diyoruz. Hatta orada böyle bir atlatarak böyle terimleri falan e, Seçim yani. Işte, zannediyorum Cumhuriyet Halk Partili biriydi Turan abi. Böyle bir espri yaptı dedi ki, işte Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanımızı Sayın Bahçeli dedi şey yaptı dedi. E, alternatif alternatifsizdir dedi. Doğru. Ekrem Bey bu noktada teranümler yapıyor, konuşuyor dedi Cumhurbaşkan Adalı için. E Mansur Bey bir şey söyledi dedi. Şu anda dedi bir kişiye bakıyor dedi erken seçim çağrısını yapmak. Bir kişiye bakıyor dedi. O kişi de herkes biliyor dedi aslında. Evet. evet. <gülüyor> Genelde <gülüyor> bu işleri kim yapar? <laughs> devlet Bahçeli yapar. <laughs> evet. Ama şöyle ben hala bu işte şeyin olduğu kanaat ne yani bu tabii espri. Ben erken seçimin Türkiye'de şu anda ekonomik olarak da, milletin seçim yorgunluğu bakımından da olabileceği kanaat değilim. Şu anda zamanı değil onun şeyin. İktidar Partisi Peki. tabii İktidar partisi bu noktada iktidar partisiz bir erken seçim olmaz. Bir dakika. Erken seçim ya da işte seçim yenileme iktidar partisi için mi doğru bir zaman değil? Değil. Ana muha muhalefet için doğru bir zaman. Bence muhalefet için e, yerel seçimlerden sonraki anlar doğru zaman. Hı. Yani onlar kendi içlerinde tutarlılar. E, erken seçim talebinde tutarlılar. Çünkü öyle ya rüzgar bir rüzgar yakalamışlar. Dolmuş o şey yelken. Dolayısıyla erken seçim talep etmek siyaseten son derece doğru Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Ama onlar da erken seçim talep ediyorlar mı, etmiyorlar mı? İçeride işte bir takım Oğuzhan Salıcı gibi böyle e, kongre, kurultay e, terennümleri var, o garip garip ifadeler var. Ya kurultayı daha yeni yapmadınız mı kardeşim? Hangi kurultaydan bahsediyorsun? İki tane daha kurultay geçti. Biri seçimli, biri seçimsiz. Tüzük kurultayı oldu, bir daha ne kurultayından bahsediyorsun? Veya bunu nasıl gerekçelendiriyorsun? Yani Özgür Özel ne yaptı ki? Şu anda kurultaya bir davet var. Veya e, kimin sözcüsü olarak bunu terenü ediyorsun? Ya da ne yapmadı? Ne, ne yapmadı ha? Bunları bir altını doldurmak lazım yani. Ne yapmadı Özgür Özel? E, yumuşama noktasından mı eleştiriyorsunuz? Bunu evet, bir eleştiriyorlar. O, ele, ama işte ortaya böyle koymaları lazım. Bak şu şu şu, şu sebeplerle biz kurultay talebimiz var. Ve bunu imzalar noktasında da yerine getireceğiz gibi bir kararlı çıkış. Böyle kapı ardında konuşuyor gibi, böyle delikodu yapıyor gibi değil. Ee, Özgür Özel'de daha çiçeği burnunda sayılacak bir genel başkan. Ee, zaten iki tane dengeyle uğraşıyor partide. Bir de, bir de bunlarla uğraşıyor bir de. Yani kurultay murultay. Bunlar derken siz değil tabii. Ee, bu Oğuzhan Salıcı'nın çıkışları gibi çıkışlarla uğraşıyor. Hakikaten bak şu süreçte en zor iş Özgür Özel'in çok zor işi var. Kolay değil yani. Allah ona Cumhuriyet Halk ile uğraşmada kolaylık versin. Çok zor iş. Bence Sayın Kılıçdaroğlu bak bir şey de haklıydı. Türkiye'yi yönetmekten daha zordur demişti. Cumhuriyet Halk Partisi yönetmek. Biz onu şimdi özgür özel, onu çok yakından hissediyordur yani. Tamam. Birazdan biraz kurultay'a da yine gireceğiz. Ankara'dan e, Ankara e, kulislerini verecek haber koordinatörümüz bize. Sizin kulisleri alacağız. Tabii. Bey. E, şimdi özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rabbim Ömür. Milletimiz onay verirse Türkiye'yi hizmete devam edecek. Allah uzun ömürler versin. Allah uzun ömür versin. Amin. Onu söylerim ama tamam. milletin onayına ben karışmam. Onu Sayın Cumhurbaşkanı performansıyla halletmesi Şimdi lazım. Şimdi Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan'ın bu söylemi, Ekrem İmamoğlu'nun ya da söylemi, yani İBB evet, Başkanı, evet, Türkiye, evet, evet. Bank şey, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ya da diye o gülümsemeli söylemi Mücahit Birinci diyor ki bir kaldı geriye seçim. Tabii. Adaylar hazır mı? Evet. Şimdi Cumhur İttifakı'nın adayı açıklandı açıklanmadı tartışması yapmanın bana göre bir anlamı yok. Şöyle yok. Bir yıl, bir buçuk yıl önce seçimlerin hemen sonrasındaydı galiba. Sayın Devlet Bahçeli bu konuyla ilgili çok somut bir açıklama yaptı. Biz ikinci yüz, Türkiye yüzyılının lideri olarak Sayın Cumhurbaşkanı ile yolumuza devam edeceğiz dedi. Bu Sadece Sayın Bahçeli'nin bir jesti olduğunu düşünmüyorum. Bu Cumhur İttifakı'nın bir yol yürüme şeklidir. Sayın Cumhurbaşkanı, Allah sağlık versin, uzun ömür versin. Ee, sağlıklı ömrü yettiği bu tablo içerisinde önümüzdeki dönemin adayı olur. Cumhur İttifakı'nın başka bir alternatif aday tarifleme imkanının olduğunu da şu bu koşullarda düşünmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanının siyaset yaptığı. İşte oradaki tartışma e, biliyorsunuz o tartışmayı. Yasal tartışma, anayasal tartışma. Nasıl? Nasıl yasal tartışmayla alakalı. Nasıl aday Yasal, aday alakalı, hani nasıl aday yasal olur? ya şu anda şöyle CHP e, parlana, mesela onay par verir mi? E, Cumhuriyet Halk Partisi Partisi e, Sayın Genel Başkanımız bir açıklama yaptı. Dedi ki Kasım ayı sonuna kadar 2024'ün 2025 galiba. 2024 galiba, evet. Ya da bilmiyorum. Yani. 2025 değil 2025. 2025 Kasım. Evet, e, Kasım. evet. Ee, 2025. Ya da en evet. geç Mart sonra da bize şimdi, gelmeyin dedi. Şimdi bu e, Sayın Özel'in bizim partilerimize yönelik olarak bir söylemidir. E, siyasetin e, rakamsal belirleyicisi, parlamentonun rakamsal belirleyicisi ve force edisi bizim partimiz değil. Bu anlamda niye öyle bir tablo oldu olmadı sorumluluğunu Sayın Özel taşımaz. Bu saatten sonra... Erken seçimle alakalı buradaki e, anayasadaki tanımlanmış olan şekliyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir anayasa değişikliği olmadan tekrar aday olma konusu parlamentonun bir e, seçimlerin yenilenmesi kararı almasına bağlı. Bu kararı Cumhuriyet Halk Partisi hayır dese de alabilecek bir parlamento var. Yani o tarih geçti. 2026, 2027, 2028'in falan ayı falan. E, şöyle... Benim kanaatimce herhangi bir tarihte iktidar partisi bunu gündeme getirdiğinde parlamentoda hayır diyebilecek parti olabileceğini düşünmüyorum. Yani Öyle. zamanından önce bir seçim olursa ve 2025 içinde de olmazsa buna hayır diyebilecek bir parti olduğunu düşünmüyorum. Oğuz Kağan Salıcı geçtiğimiz hafta konuğumdu. Kendisine sordum. Kesinlikle biz evet demeyiz. Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi evet demeyecek. Bunu evet. açıkladı zaten. Ha, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yalnız parlamentodaki sayısı Burada alınacak bir karara engel değil, Doğru. onu söylemeye çalışıyorum. Hmm. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir tavır alma konusunda haklılık payı taşıyor doğal olarak. kitlesi ona diyor ki kardeşim sen kimseye payanda olma, ben senin böyle bir karara ortak olmanı istemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir durumu söz konusu. Ama diğer taraftan iktidar partisi, ortağı, parlamentodaki diğer partilerin, ortaya koyacak oldukları bir performansla 2026'da da 2027'de de seçimlerin yenilenmesi kararı alabilecek bir atmosfer söz konusu burada. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanına yeniden adaylık yolu bu anayasaya göre kapalı derken Sadece kendisinin parlamentoyu feshetmesi ya da işte sürenin dolmasından sonra normal sürede bu seçimin yapılmasıyla alakalı. Ben o yüzden bu tartışmayı çok şey bulmuyorum yani lüks buluyorum açık söyleyeyim. Bu koşullarda bugün henüz bir buçuk yıl üzerinden geçmiş bir seçimden ya sonra. Katrane siz lüks buluyorsunuz yeni evet. geliyor burada da diyorsunuz ki bunu konuşmak için çok erken daha çok zaman var. Yahu. Siyasetçiler bunu konuşuyor. Siyasetçiler Ekrem İmamoğlu böyle bir açıklama yapıyor. Ya yapar, o, o ayrı bir Erdoğan konu. Böyle bir o ayrı bir konu yapıyor. Cumhurbaşkanı da yapar, Sayın Cumhurbaşkanı da yapar, Sayın Ekrem İmamoğlu da yapar. Bu aday olacakları ya da olmayacakları anlamına, anlamına gelmez. gelmez. Önlerindeki bir yasal anlamına. Ben e, İmamoğlu'nun açıklamasıyla ilgili de şunu söyleyeceğim. Evet, İmamoğlu'nun son 29 Ekim'deki kullanmış olduğu üslup. Türkiye'yi yönetme istekliliği üslubudur. Yani mızrağı çuvala sığıyor sığmıyor meselesi ya da güneş balçıkla sıvanacak meselesi haline dönüştürmenin bir anlamı yok. İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için en önemli aktörlerden bir tanesidir. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde en önemlisidir diyebileceğim bir yerde duruyor. O anlamda yapmış olduğu açıklamalar adaylık açıklaması mı? Evet adaylığa hazırlık açıklamaları. Anladım. Öyle bakmak lazım. Bunu doğal karşılamak lazım. İmamoğlu hem İBB Başkanlığı'nı net, somut, eksiksiz yerine getirirken diğer taraftan da süreci değerlendirmek durumunda. Ama burada asıl konu Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin üzerine düşen bir görev olarak kendini belirliyor. Nedir o? Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer aday olma konusunda isteklisi ve gerçekten bence yakışanlardan da birisidir aynı zamanda. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile İBB Başkanı arasındaki adaylıkla ilgili yol yürüme şeklini bir sinerjiye dönüştürecek şekilde koordine etmeleri gerekir. Edebiliyorlar yani, mı? Edemiyorlar. Şu anda edemiyorlar. Özgür Özel'in işi çok zor evet. dedi Mücahit Biric. Evet. Allah zor, kolaylık kolay meseliydi. değil. Ama sadece Sayın Özel'le ilgili bir meseleden bahsetmiyorum. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkez yönetimi Sayın Genel Başkan'la beraber burada bu işi koordine etmekle mükelleftir. Doğru. Sadece Sayın Özel'in eline bırakılmış bir mesele gibi bakılarak seyredilmesini doğru bulmuyorum. Her iki aday da kıymetlidir. Adaylık düşünen her iki belediye başkanımız da kıymetlidir. Sürecin devam ettiği bir tablodayız. Biz seçimin ne zaman olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz mesela şu anda. Ben tekrar söylüyorum, iktidar Partisi istediği yere düğümleyebilir bu seçim tarihini. Orada da e, büyük bir ihtimalle şöyle bir tabloyu göz ardı etmememiz gerekiyor. Ama ABD seçimlerinden sonra bizim bölgemiz dahil her yerde yeni bir denklem oluşmaya başladı. Bunun Türkiye ile ilgili. O denklemleri biraz gelin evet. az sonra. Evet. Mu? Yani bir virgül koyayım oraya. Bir herkes bu süreçleri çıkacak. görerek bu görerek. seçim kararını almak durumunda. Ama bekleyen... bizim partimizin genel merkezine düşen değerlerini büyütmektir. Onların karşılıklı olarak kamuoyunun önünde atılmış bir şekilde bırakılması değil, bütün değerlerini büyüterek yol yürümeyi sağlamaktır. Sadece Sayın Özel'in meselesi değildir. Genel merkezin kurma aklı meselesidir bu aynı zamanda. Bu konuda çaba göstermeleri gerekiyor. Şimdi Ankara'ya gideceğim. CHP'nin kurultay iddiaları, e, Özgür Özel son noktayı koydu dedik bugün. Eray Görgülü, e, 81 il başkanının ortak yaptığı bir açıklamadan bahsediliyor ama ben X'te mesela bazı paylaşımları gördüm. Ne zaman toplandılar bunlar bu ortak açıklamayı yaptı diyen bazı görüşler de var. Şimdi e, nedir bu? Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurultay tartışması, alev söndü mü Eray Görgül'e? Böyle sorayım. E, artık olmayacak diyebiliyor evet, muyuz? Evet Pınar. E, aslında şöyle, şöyle başlayalım. Son nokta diyemeyiz buna e, kulislerden aldığımız bilgiye göre yaptığımız görüşmeler çerçevesinde. Aslında kurultay taleplerinin daha da yoğunlaştığını ve 81 il başkanının bu açıklamasıyla aslında kurultayın CHP gündemine daha fazla bundan sonra geleceğini söyleyebilirim. Çünkü senin de belirttiğin gibi il başkanları ne ara toplandı, bu açıklama ne ara hazırlandı aslında o kulislerde tartışma konusu. Bizim edindiğimiz bilgiye göre e, bu açıklama metni genel merkezde, e, CHP genel merkezde genel sekreter Selin Sayıkböke tarafından kaleme alındı. Ankara il Başkanı Ümit Erkol'a verildi. Sonrasında da hızlıca il başkanları arasında dolaşma sokuldu. İtirazlara fırsat dahi tanımadan e, bu metin hazırlandı diyebiliyoruz. Yani Dolayısıyla e, bundan Eray? sonra kurultay tartışmaları şimdi daha... Şimdi başkanları itiraz ediyor mu? Tamam ama Biraz Eray... Biraz aslında... Şimdi ben de şöyle, onu merak... Şöyle ben Eray, bazı şimdi, vekillerle... Bir dakika. Evet. Haberleri olmadan il başkanlarının ortak imzası olur mu? Bir il başkanı çıkıp demez mi? Ya kardeşim benim imzam yok demez mi? Yani... Veya kulis var mı o şekilde? Yani itiraz eden il başkanı var mı acaba? Ha cesaretim var. Yani ar arada konuşurlar kapalı kapılar arasında. Mutlaka şöyle, il başkanlarının haberi var, haberi yok diyemeyiz. Ancak süreç çok hızlı gelişti. E, dikkat ederseniz e, il başkanlarının hazırladığı metinde mesela normalleşme eleştirisi yok. E, eğer bu olsaydı itiraz gelecekti. Bazı il başkanları bunu söylüyorlar. E, biraz dayatma olduğunu söylüyorlar. E, Alelacele apar topar hazırlanan bir metinden bahsediliyor. Böyle bir durum söz konusu Yine e, bazı vekillerle yaptığımız ya, görüşmelerde ya kurultay artık. delegeleri, e, il başkanlıklarındaki görevliler e, bu metnin aslında genel merkezin alelacele bunu kaleme aldığını, kurultay tartışmaları bir an önce sonlandırmak istediğini söylüyorlar. Şöyle şunu hatırlatalım. Mesela cumartesi günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir açıklama yaptı. Ben genel başkan olarak bu tartışmaları bitiriyorum dedi. Ancak hemen iki gün sonrasında e, biz il başkanlarının bir metnini gördük. Dolayısıyla... Bu tartışmayı bitirmek isteyen genel merkez neden böyle bir açıklama ihtiyacı hissetti? Çünkü gerçekten de CHP kulislerinde e, özellikle normalleşme süreciyle başlayan eleştiriler kurultay talebine çok yoğun bir şekilde dönmüş durumda. Bir de şöyle bir durum var. Şunu hatırlatalım. Ayağa kalkma tartışması yaşanmıştı 1 Ekim'de mecliste. Şimdi orada bazı vekiller katıldı, bazı vekiller katılmadı. Protesto edenler oldu. E, meclis genel kuruluna gelip ayağa kalkan bazı vekillerle görüştüğümde şunu söylemişlerdi. Evet ben mesela bazı vekiller ben Cumhurbaşkanı'nın ayakta karşılanmasını doğru buluyorum buna katılıyorum. Ancak bu karar ne parti meclisinde tartışıldı ne vekil grubunda tartışıldı. Ben bunu doğru bulmuyorum diyen vekiller de var mesela. Ya yani Dolayısıyla CHP içerisindeki tartışmalar çok boyutlu ilerliyor. Son olarak şunu da belirtebilirim. İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı ile Genel Başkan arasında bir polemik yaşanmıştı. Oğuz Kağan Salıcı'nın bir yanıtı vardı. Son birkaç gündür CHP içerisindeki tepkilerin biraz da Oğuz Kağan Salıcı etrafında da toplandığını söyleyebiliriz. Bir nevi aslında parti için muhalefetin adresi haline gelmiş Eray, durumda. Diğer Eray yandan Oğuz Kağan bir şey daha Salıcı'da. soracağım Yine sana bu evet. konuda. Oğuz Kağan Salıcı etrafında toplanıyor dedin. Oğuz Kağan Salıcı... Bu açıklamaları kendi adına mı yapıyor? Kemal Kılıçdaroğlu adına mı yapıyor? edindiğimiz bilgi yani gözlemimi söyleyeyim ya da işte kulislerde konuştuklarım çerçevesinde söyleyebilirim. Kemal Kılıçdaroğlu adına yapmıyor. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Ancak tabii kamuoyunda şimdi bu açıklamalar yapılınca Kılıçdaroğlu da bir süredir sessiz. Sanki Kılıçdaroğlu adına yapıyormuş gibi bir durum var ama yine az önce söylediğim gibi CHP içerisinde çok boyutlu tepkiler var. Yani Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller var. Özgür Özelle birlikte kurultayda hareket eden Değişimci vekiller var, şu an tepkili olanlar var. Bu alınan kararlara oldu bittiye getirilmesine. Oğuz Kağan Salıcı da kendi adına hareket ediyor. Ancak son günlerde hem Kılıçdaroğlu'na yakın vekillerin hem de değişimci olup genel merkeze yönelik tepkisi olan vekillerin yavaş yavaş Oğuz Kağan Salıcı etrafında da ben toplanmaya başladığını söyleyebilirim. Ama Peki. şunu net olarak söyleyeyim, Kılıçdaroğlu adına bir açıklama diyemeyiz Oğuz Kağan açıklamaları için. Peki. Eray görgülü çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Var mı söz? E tabii şöyle. Yani abi önce söylesin vallahi daha iyi tanıyorum. Şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışması olur. Cumhuriyet Halk Partisi diğer partilere benzemez. Ama bu tartışmanın e, sosyal medya üzerinde milletvekillerinin karşılıklı kapıştığı, partinin e, yetkili organlarının milletvekillerine cevap verdiği Karşılıklı bir kamplaşma şeklinde yapılıyor olmasını ben anlamıyorum. Az önce söylediğim kurma haklı meselesi olarak tekrar söyleyeceğim. Zarar verecek ee, zarar mi? Zarar vermez mi? Tabii ki verir. Kurultay zarar vermez. Kurultay Hayır, tartışması. bu kurultay değil. Bu, bu tartışma. tartışma yani 81 il başkanlığı e, arayıp e, bu tartışmanın önüne koymak, e, onların iradesi var yok sonuçta evet dediyseler, öyle bir iradeye ortak olmuş durumları söz konusu. Böyle bir süreci hiç doğru bulmuyorum. Bırakın kardeşim kurultayı isteyen istesin, istemeyen istemesin. Bu tartışmanın önüne genel merkez muhafazakarlığı koymanın bir alemi yok. Bazı e, arkadaşları böyle bir kurultay muhafazakarı haline getirmenin bir alemi yok. Ve e, en çok eleştireceğim konulardan bir tanesi şudur. Cumhuriyet Halk Partisi başarılı bir yerel seçim geçirmiştir. Evet. Ama sürekli ağzımızda biz birinci partiyiz, birinci partiyiz, birinci partiyiz. Halk bizden iriti oluyor ya bunları duydukça. Bu çok hatalı bir söylem ya biz birinci biz birçok özelliği olan bir partiyiz. En öze, en önemli özelliğimiz de demokratlığımızdır. Çünkü kendi içimizde bazı sesleri duyabilmemiz, konuşabilmemiz, oturabilmemiz. Ya bu sözleri söylemeden bir hafta önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti grubu e, oturup e, iki gün boyunca tartışma yaptı. 50'ye yakın milletvekili eleştirilerini söyledi. Bir kısmı eleştirilere karşı söz söyledi. Bu kadar ağrıyı tartışabilen bir partinin savunma mekanizmasının birinci parti olduk meselesinde kurgulanması evet. beni incitiyor gerçekten incitiyor yani bunu doğru bulmuyorum Mesela ya il, bugün ilk defa ben e, duyuyorum bir cevap. Hayır. Bu, bu, bu bu siyaseten doğru değil, değil evet. biz sadece birinci partiiz diyerek bir yol yürümek doğru değil evet, bunun arkasına sığınmak doğru değil doğru. yani yarın ikinci parti olursanız ne, ne diyeceksiniz ya bu bu çok doğru bir söylem değil ve arkadaşlarımızın e, kurultay zenginliğiyle… ya biz ile... ne diyelim 2002'den beri seçimler yani, evet, ne diyelimiz ya o yapalım. zaman Buna ne diyeceksiniz? Bu, bu bu hepimiz bunun içindeydik. İkinci parti olduğumuz zamanlarda bu partinin yetkili organlarındaydık. Bunlar ölçü değil. Doğru. Bir partinin hikayesi ölçüdür. Cumhuriyet Halk Partisi kendi hikayesini doğru düzgün Kitlelere anlatmak zorundadır. Bu Eğer, arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne artık ana muhalefet yok, muhalefet var diyor. Doğru söylüyor. Hayır, anayasal olarak böyle. Kayyum tepkisi. Anayasal, o, evet, anayasal olarak par böyle. İkinci parti, birinci evet. parti var. Yani, Bu parti giderek yalnız ittifak ortaklarının rengini alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi kiminle ittifak yapıyor diye sorayım. Söz konusu partinin kendi bünyesinden de haklı itirazların yükseldiğini duyuyoruz ve okuyoruz. E, sonuçta e, rakip... Şimdi, İktidar partisi ve ürettik tartışmaları takip ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı ürettiklerinden daha çok karşılarındaki ittifakı bozmak için adım atacaklar. Ben bunu bekliyorum çünkü 2023 seçimleri gerçekten her cenahtan insanların her iki tarafta da öbekleştiği bir seçim haline dönüştü. Cumhur, Sayın Cumhurbaşkanı bir taktisyenlik yapıyor bu sözlerle beraber. Ha bunun karşılığında nasıl bir taktikle yürüneceğini CHP Genel Merkezi'nin tanımlaması lazım. Ama mesela şu ucuzlukta gelişmemesi lazım bu işlerin. Sayın Cumhurbaşkanı'na dönüp sen de işte Hizbullah'la beraber ittifak yaptın. Hem de resmi yaptın. Aldın listelerinden soktun. Bu ucuzlukta olmaması lazım. Ne, nasıl olmalı? Şöyle olmalı şöyle olmalı. Nasıl eleştiniz? Bütün 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 legal siyasetin argümanlarının bir defa Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da kabullenilmesi gerektiği hatırlatılmalı. Bunun içerisinde legal mevcut bütün partiler ve onun yanında çok geniş bir çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi'nin yol yürüyeceğini herkesle yol yürüyebileceğini ve iktidar arayabileceğini anlatma ısrarcılığı gerekiyor. Bu bir yetenek meselesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları kendi adıma ben böyle düşünüyorum zaten böyle de yürünüleceğini düşünüyorum. Türkiye'nin en geniş ittifakına talip olduklarını ama bunun bir toplumsal ittifak olacağını, kurumsal ittifak olmayacağını bu yürünülen yolda muzdarip olan herkese kendi yol yürüme şeklini anlatarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar arayacağını anlatmaları gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı ve yetkili kurumları Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu söylemine karşılık bir siyasi alanı tahkir etmek, başka bir siyasi alanı takdir etmek yerine bu yol yürüme şekline karşı hikayesini anlatmak zorundadır. O hikayeye ortak olacak herkesi de yanına beklemek durumundadır. Meseleyi böyle anlamamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanı buna devam edecek bu tabloya devam edecek. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı kendi bulunduğu alandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu alana oy kaymasını istemiyor. Ve değer yargıları üzerinden siyaset yaparak siyaseti taşımak istiyor. Ben de kendi genel, genel başkanımıza ve kendi kadrolarımıza şu çağrıda bulunuyorum. Biz değer yargıları üzerinden siyaset yapmayalım. Biz sendikal meseleler üzerinden siyaset yapalım. Yoksulluğu, işsizliği nasıl yeneceğimizi anlatalım. Türkiye'nin bölgesel sorunlarıyla nasıl uğraşacağımızı anlatalım. Türk halkının geleceğine ilişkin ne yatırımlar yapacağımızı anlatalım. Ve halkımızın kendini güvende hissedeceği bir Türkiye'yi nasıl kurgulayacağımızı anlatalım. Mesele bu olmalı. Mesela Mücahit Birinci, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kayyum politikasını nasıl görüyorsunuz? Son derece yanlış kendilerini angaja ettiler. Ee, özellikle bir Esenyurt Belediye Başkanı üzerinden bir angajmanları oldu. Fakat e, soruşturma sürecinin nereye erileceğini bilmiyoruz. Orada en çok ikinci da, bir e, soruşturmadan bahsediliyor. O da terörün finansmanı Esenyurt diye Başkanı Ahmet Özer hakkında. Ben e, bu kadar angaja olmalarının siyaseten ciddi bir fatura önlerine getireceğini düşünüyorum. Diyelim bunu, hani düşünüyorum diyelim. E, çünkü dosyayla alakalı e, işte bir para trafiği var. Kira parası diyor 40 bin dolar gibi bir rakam var. Bunlar iza muhtaç ama tabii masumiyet karinesini de göz önüne alarak konuşmamız lazım burada. Çünkü devam eden bir soruşturma var. Bir de belediye başkanlığı sıfatı gitmiş değil, onu hatırlatayım. Belediye başkanlığı sıfatı tedbiren elinden alınmış şu anda, tedbir. E, aklanacak. Biz mesela bahsettiğimizde nasıl bahsedebiliriz? Aklanırsa… Ahmet Özer diyoruz, Esenyurt. E, Esenyurt belediye başkanı. Tamam, yani hala belediye başkanı. Diğeri evet kayyum arkadaş. E, o kayyum arkadaş, belediye başkanı. Diğeri belediye başkanı tamam. de demek lazım, sıfat o. tamam fakat şu anda tutuklu tabii. onun için daha çok daha çok da bu noktada kendini angaje eden aslında şey Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'na orada çok ciddi bir saha doğdu. Niye saha doğdu? bir dahaki bir sonraki hedef İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı diye propaganda yaptırıyor Ekrem İmamoğlu. Kendisi de yapıyor propagandayı. Bunu reel bir düzleme olmamasına rağmen yapıyor bunu. Bu noktada Sayın İmamoğlu istediği sahayı şu tutuklamayla beraber elde etti. istediği zemini fakat özgür tabi burada dikkatli olması lazım. Burada çok angaje, meseleye çok angaje olmaması lazım. Sonradan çünkü bu tür hallerde, çünkü şahsın, şeyin tutuklu şahsın ne olduğunu daha önceden sürpriz değil yani ne olduğunu bilerek geldik bugüne. Çünkü biz programlardan önce orada mesela adaylardan isim olarak geçen adaylardan birisi de Gürsel Tekin'di. Biz mesela Gürsel Tekin'in Cumhuriyet Halk Partili'nin uygun olduğunu falan söyledik yani ekranlarda. Bunu konuştuk sen biliyorum sende. evet ondan sonra ama bunlar böyle bir tercih yaptılar kent uzlaşısı dediler fakat şahsın ne olduğuyla alakalı soru işareti yoktu yani hani ortada bir adam kendini gizleyen birisi de değildi şahıs ama biz tabii o para trafiğini falan soruşturmanın neticesinde Şöyle dedi, teknik bugün fiziki takiplerde Cumhurbaşkanı. gördük. Cumhurbaşkanı i̇şte seçmen etkileniyor mu diye soracağım. Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok. Terör örgütünün belediyeler aracılığıyla haraç sistemi kurmasına izin vermeyeceğiz. İşte bu ikinci soruşturmaya biraz atıf var. E tabii, Terörün mi? finansmanı ya, mü? şeklinde. Dünyanın hiçbir tarafında böyle bir hal söz konusu olabilir mi ya? Yani Amerika Beşiktaş Devletleri'nde sırtını el kayaya dayamış bir belediye başkanını görebilir misiniz? Kamu yönetiminde bu insanlar olur mu? Olmaz. Kayyum da zaten bunun şeyi. Turan Aydoğan işte biz yoksulluğu dedi, işte vatandaşın halini... Gelecek güvencesini nasıl yaratacağımızı Gelecek anlatacağız. Gelecek güvencesini yaratmalıyız dedi Abi. ama... Ya doğru söylüyor. Hani mesela ama Cumhuriyet Halk Partisi mesela bir taraftan da kayyum bir stratejisi. O konuda başka bir güvence ama. Onu da size. <laughs> kıymetli bir, o da başka evet. bir güvence. O evet. evet. tekniği açısından doğruları söylüyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilgilen gereken noktaları ifade ediyor. Ayrıca aslında. mesela Cumhuriyet Ama, ik İkinci Parti ya da Muhalefet Parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi bir kayyum politikasına karşı çıkması gerekmez mi normalde? De? Bu beklenmez mi toplumda? Ya kayyum Kesinlikle. politikasına karşı çıkmanın ben toplumda çok karşılığı olduğu kanaatinde değilim. Onu açıkça ifade edeyim. Katılıyor Siyaseten mı? bir hatadır. Anladım. Toplumun evet. genelini tanımamaktır. Kısa kısa. Şunu da şunu ifade edeyim. Bir sözle bitireyim ben şeyimi cümlemi. Cumhuriyet Halk Partisi meselesinde çünkü Turan Bey kıymetli vekilim elbette bilgi sahibi. Fakat bu e, il başkanları mevzuna biraz kafam takıldı benim. Bu il başkanlarına. Orada e, sayfaya koymuşlar il başkanları. Heh, tamam işte, bak şimdi. İl başkanları bu tür bir dayatmadan rahatsız olur. Hangi partinin il başkanı olursa olurlarsa olsunlar. Hmm. Yani Turan Bey de değerli vekilim de teşkilatçılık yaptı. Ben de teşkilatın içinden geliyorum. Dolayısıyla e, bu tarz frenaj, bu tarz e, işte e, varsa kurultay taleplerini e, örtbas etmek gibi haller. Genel merkezin böyle bir tasallutu e, tabanda ve parti kılcallarında son derece ters teper. Bak, hiç kurultay olmayacaksa bile kurultay olur. O kadar açık söyleyeyim yani. Bak hiç olacağı yoksa bile kurultay olur. Cini şey lambadan çıkartırsın. Yani son bu derece acemice. Bir il başkanı mevzusu doğru bak, olmadı kur, diyorsun. şöyle şöyle yapsaydı olurdu bak teşkilatçılık noktasında söylüyorum. Şöyle olurdu. Arkadaşlar kurultay talebiniz mi var? Bu talepleri düzgün bir şekilde genel merkeze elbette iletebilirsiniz. Partimiz Demokrat Demokratik Partidir. Hiçbir kompleks yoktur bu noktalarda. Gibi tabii. kendine güvenle Hareket etse bak inanın kurultay olmayabilir de Orada bir çözülüm olabilir. Şimdi bir dakika kurultay olacak mı diyorsun yani? Ya bence bak bu bu 81 il başkanı ben, meselesi ben bak, durumu şu başkanı. Bu hallerden mi? sonra, şu hallerden sonra milletvekillerindeki rahatsızlığı e, duyuyoruz biz. E, tabii Kıymetli vekilim kadar içinde değiliz ama duyuyoruz. Kulağımıza geliyor. Milletvekillerinde rahatsızlık var. İl başkanlarında o rahatsızlık var mı sorusunu bilerek sordum ben. Çünkü orada da duyuyoruz. İl başkanları o imzaların biraz katakulliye getirildiğini. Biz böyle bir kavgalı pozisyona girmek istemiyoruz. Partide herhangi birisiyle gibi itirazlarını serdetmişler. Kapalı kapılar ardında ama imza atmamak kolay değildir. Bak Pınar Hanım imzayı karıştırma. O görüntüde o imza verilir. Genel merkezin talebiyle ama e, öteki tarafta... Vermemek cesaret mi? E, tabii cesaret ister. O sorunlu bir durumdur. Ee, ama bazen de o cesur çıkışlara partinin ihtiyacı vardır mesela partilerin. Ama özellikle Cumhuriyet Halk Partisi gibi partide yani lider partisi olmayan, lider hareketi olmayan bir partide genel merkezin bu şekilde tasallut etmesi eğer kurultayı istemiyorlarsa son derece yanlış bir stratejidir. Yani yoksa bile varlığı olmayacaksa bile şu anda kurultay sürecine girdiniz yani siz. Şu anda girdiniz. E Turan evet, Aydın. bir il başkanı meselesiyle katılmıyor. Şöyle ben onunla ilgili fikrimi söyleyeyim. Birincisi bu kurultay konusu konuşulduğunda makul siyaset erbabının söyleyecek olduğu e, kurultay yolu her zaman açıktır. Tüzük'teki kurallar bellidir. Evet. İnsanlar kurultayı toplamak istiyorsalar tüzük kuralları gereği talepleri, çalışmaları talepleri yapsınlar. Talepleri meşrudur, meşru Abi, olabilir. Tabii evet. tabi, tabii. Tabi. Buna böyle afra tafrayla konuşmanın bir anlamı olmaz. E, genel başkanlar da şuna bakarlar. Genel başkanlar bazen kendileri toplarlar kurultayı. Eğer Doğru. bu yol çok açılmışsa. ...ciddi bir delege ve örgütsel rahatsızlık söz konusuysa... ...o imzanın toplanması zaten genel başkana güvensizlik anlamına geliyor. İmzayı verirken şöyle veriyorsunuz kurultayı isterken... ...açık net genel başkana ve mevcut kurullara güvenimiz kalmamıştır. Onun için kurultayı, bu metin böyle imzalanıyor. Genel başkan ve mevcut kurullara yani genel merkezdeki kurullara... ...YDK'sı, Parti meclisi bir örgütü buraya doğru taşırmaya başladığınız zaman... O imza toplanıldığında zaten düşmüş hale gelir bir pozisyonunuz olur. Hmm. O yüzden genel merkez iradesi şöyle bakmak zorundadır buna. Ya kurultayla ilgili ciddi bir oluşum söz konusuysa buna mahal vermeden Sayın Genel Başkan kendisi kurultay toplayabilir. Böyle bir tablo var mıdır yok mudur onunla ilgili bir şey söyleyemiyorum ama bu kurultay tartışmalarının göbeğindeki isim şu anda Ekrem İmamoğlu olur. Sayın İmamoğlu olur. Açık söyleyeyim. Onu çünkü biraz çünkü şöyle bir önceki Kurultayın forse edeni Sayın İmamoğlu'dur. Sayın Özgür Özel'in o kurultaydan genel başkan olarak çıkmasının en büyük forse evet. edeni Sayın İmamoğlu'dur. Tamam. İstanbul örgütüdür, diğer örgütlerdir bu anlamda. Eğer Sayın İmamoğlu, Sayın Özgür Özel'le kendisinin de Cumhurbaşkanı adayı olabileceği bir süreci, sağlıklı yürüyebileceği inancındaysa bu kurultayı toplamak çok mümkün olmaz. Altını çizerek söyleyeyim. Yani, yani düğüm, evet. düğüm Ekrem İmamoğlu'nda. Tabii Sayın İmamoğlu'ndadır düğüm. Buradaki yol yürümeye güvenmek, güvenmemek sadece işte zamanında işte Sayın Kılıçdaroğlu ile ya da Sayın Oğuz Kağan Salıcı ile yol yürümüş delegeler ya da mutlu mutsuz delege meselesinin çok ötesindedir. Bizim kurultay denklemlerimizin çok farklı ayakları var. Burada bence bu tartışmaların en büyük izleyeni ve nerede duracağını tarif etmesi gereken Sayın İmamoğlu'dur. Sayın İmamoğlu bu yolu açarsa Olur. Hı. Cumhuriyet Halk Partisi'de kurultay toplanır. Hı. Sayın İmamoğlu açmazsa şimdi burada 81 il başkanına rağmen de zordur bu işleri yürümek. Yani bu, Cumhur, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet. genel başkanı Özgür Özel'in e, makamı Ekrem İmamoğlu'nun kararında. Bravo. E şöyle e, Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin kararında sonuç itibariyle ama delegelerle ilgili denklemi düşündüğünüzde bu denklemde en etkili isim şu anda Sayın İmamoğlu. Özgür olsunlar, Özgür şey Sayın Genel Başkanımızın genel başkan olmasındaki önemli bir şey söyleyeyim. Ya hayır hayır CHP'de bu denklemler olur. Ha, yani bu denklemler olur ama e, tabii çok var <laughs> Sayın Kılıçdaroğlu. <laughs> hayır hayır. Sayın Kılıçdaroğlu da ciddi bir delegeye etkiler vaziyette. Ama ha. Ha, yani Başka. bu tablo Başka bu tablo olabilir. bu tablo az önce söylediğim yer. ama 81 il başkanının böyle bir açıklamaya mecbur edilmesini doğru bulmuyorum. İl başkanlarının evet. kendi kurultay delegeleriyle birebir muhataplıklarının olduğu yerde onları da bir genel merkez muhafazakarlığı tarifine sürüklemek doğru bir şey olmamış. Bunlar doğru işler değil bizim partimizde. Partimizde delege isterse belli bir yoğunluğa varacak olursa Sayın Genel Peki, Başkan... Salt da... imza vermeleri müthiş destek verdikleri manasında da gelmeyebilir değil mi Tur? Ya onu bilmiyorum. Bakayım, Açık söyleyeyim bu çok değişik ama şu var. Yakında bir seçim yok. Yani 6 ay sonra bir yerel seçim en olsa, bildiğimiz bir seçim, tabi bildiğimiz bir seçim yok. O anlamda delege iradesi biraz daha rahattır. Hmm. Benim buradan tavsiyem şudur, eğer burada gerçekten ciddi anlamda bir e, ses geliyor ise… E, e, Ula kabartmakta fayda var. Evet, bunu dinlemekte fayda var yarın öbürsü gün çok daha fazla seçimle uğraşacağımız zamanlar söz konusu olacak. Türkiye'de bir baskın erken seçim yoksa, iki yıl sonra, iki buçuk yıl sonra bir seçim olma ihtimali varsa, Cumhuriyet Halk Partisi bu konuları bitirmek zorundadır, bitirerek gitmek zorundadır. Peki. Mansur Yavaş, biz birkaç günden beri konser paralarını konuşuyoruz. Mansur Yavaş yayınımıza girmeden önce açıklama yaptı. Konser giderlerinden bahsediliyor. Önce bir 80 küsür milyondan bahsedildi. Sonra 69 milyon lira dendi. Sonra 40 küsür milyon lira olduğu açıklandı. Bu... Mansur Yavaş konser gideri tartışmaları için hukukçu olarak yargısız infaz yapamam dedi. Kusuru olan varsa asla arkasında durmayız. Hata yapan hatasının sonucuna katlanacak dedi. E, ve 69 milyonun ödendiğine dair Ebru Gündeş'e e, bir basın açıklaması. Şimdi diyor ki... E, yani... Aslında ne dediği de çok net şöyle diyor, 44 milyon 937 bin 353 lira harcama yapıldı. Bunun 31 milyon 680 bin lirası iki ana konser için ses, sahne, ışık, led, ekran, sahne imalatı ve dekora harcandı diyor Ebru Gündeş'e giden. Ebru Gündeş ve ekibine ödenen para dahil konser ve diğer hizmet bedeli... 13 milyon 257 bin 353 lira. Ebru Gündeş'in kendisine ve ekibine 4 milyon 750 bin lira ödendiği iddia edildi. Daha önce böyle bir karmaşık... Bir... Şimdi şöyle, 3 <laughs> tane sanatçı, birisi grup olma kaydıyla 220 milyon TL para ödedin sen bunlara diye ona sual tevcih edildi, soruldu. 220 milyon TL, 3 tane sanatçı, biri grup. Tamam mı? İsimlere gerek yok. Ee, şimdi... Bu noktada bu basın toplantısı şöyle hazırlıksız bir basın toplantısı bambaşka soruları gündeme getirecek. Bak şimdi ya biraz karmaşık. Karmaşık. Yani ben okuyorum, Bana göre Ben, ben size demedim ama okuduğumu okuyorum. Ben bir söylüyorum. karmaşa var. Ben söylüyorum basın basın hazırlıksız diye. Ben söylüyorum hazırlıksız diye. Dinledin mi? Şimdi sizin okuduğunuz kadarıyla Allah yani ne diyor o şeyde ben bir şey anlamadım. Yani bunu malum konuları. bir takım iddialar ortaya çıkmıyor. İlginç diyor. Bak, bunu diyor şöyle. içeriden birileri sızdırmış diyor. Belki bizden bilgi alabilecekken anlıyoruz. Sızdıracak Ankara... bir şey yok ki esasında bunlar şeffaf şeyler. Ben şunu söylediğimde ben yani. ben şunu söylediğimde bazıları bana muhalif etmiş, etmişti. Dedim ki şu belediyeler Türkiye'deki en ciddi kara deliklerde dedim. Bak. Evet, Burada AK biliyorum. Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ayırıyorum mu? Ayırmıyorum. Belediyeleri ayırıyorum. Belediye sistemi diyelim. Hani belediye başkanlarından çok temiz olanlar hepsini tenzih ediyorum. Hiç kimse de üzerine alınmasın. Belediye Türkiye'deki belediyecilik sistemi içinde olduğum için e, 2014-2019 arasında Beylikdüzü Meclis üyesiydim. E, Ekrem Bey'e de şu an ele, o eleştiri ona da yapmıyorum. Bakın yanlış algılanmasın. Sistemden bahsediyorum. Bu sistem Türkiye'de büyük kara delik olmaya, en büyük kara delik olmaya nam namzet. Dolayısıyla muhakkak surette yani burada ya bir reform, var. reform derecesinde yasaya ihtiyaç var. Biz böyle takılıyoruz ya bazen işte şu makam aracı bu makam aracı ya makam aracı ne ki? Belediyelerin sisteminde makam aracı ne ki ya? En ufak kalemler bunlar. Daha büyük şeyler var. Hatta ondan sonra ekliyordum diyordum ki belediyeler bu kültür sanat adı altında düzenledikleri pop konserlerini, konserleri bir kere bunlardan ellerini ayaklarını çeksinler diyordum. Bak radikal söylem gibi geliyordu değil mi bu? radikal söylem. Ya nasıl belediye konser düzenler yani. Festivali var konser var ama festival ve konserden başka bir icraat olmayan belediyeler görüyoruz maalesef. Ya ama Türkiye'de. vatandaş da istiyor yani. Ya istiyor, de istiyor. Şöyle de istiyor, bak, bak, de istiyor, şöyle olur. Bak, istiyor şöyle olur. belediyeler, belediyeler yer gösterir. Kentli organizasyon gereğidir o. Organizasyon firmaları e, burada konserleri tertip ederler. Bakın vatandaş istiyor ama oralarda vatandaşın parası söğüşle, söğüşlenecek dereceye gidiyorsa vatandaş o kısmını bilmiyor ki vatandaş oralarda nelerin döndüğünü bilmiyor ki vatandaş masum bir şekilde konser'e gidip alkışlayan vatandaş. Ama arka tarafta vatandaşa bu hal, bu şekilde vatandaşın gözünün önüne konsa bakalım isterler mi o öyle öteki taraftan cebinden para alınmasını istemezler. Dolayısıyla bir garip gureba heykellerden bir vazgeçsinler belediyeler. İki, şu konser işlerinden bir vazgeçsinler hocam. Asli vazifelerine dönsünler. Hmm. Bu kültür sanatlar belediyenin iteklemesiyle olacak iş değil. Bu toplumsal bir taleple Devletin işte Kültür Turizm Bakanlığı'nın yerleriyle, mekanlarıyla, teşvikleriyle olur ama ya belediyelerin ne bütçesi var ki, ne topluyorsun ki? Anadolu Anadolu'da ufak belediyeler dahi. Evet. Ya pazara gittim bak Rize Pazar, Burada... memleketim. Bak Pınar Hanım, Rize Pazar'a gittim. 15 gün kaldım orada. 15 gün boyunca meydanda konser vardı. Ya bizim etimiz ne, budumuz ne? Allah aşkına 12 bin, 13 bin nüfusumuz var pazarda. Ne etimiz ne buzumuz var. Halk mücadelenin. Ya halk tamam ama böyle eller havaya yani ile olsun. bu hayat o şekilde geçmez ki ama Ücesiz, ya. değil mi? Geçmez Bunu ki sürekli. Her gün meydanda bangır bangır. Bir de ses kirliliği bu cabası. Öyle mi? Ta kent, kentin tam ortasında bangır bangır sürekli bir konser hali. Rize'de memnun olmadım bu durum. Pazar Belediyesi, Yeni Belediye'den vallahi o noktada memnun olmadım. CHP Öteki IPLİ. icraatlarına bakacağız. CHP kazandı o CHP nokta, olduğu için. Fark, oldu. fark etmez <laughs> ya. <Bak>, var <laughs> ya diyorum bak. Bisikletli de bizde canım. Bizimkiler bizimkiler de yapıyor hocam konseri. Bak bizimkiler de yapıyorlar e, bu işi. Kendinizden gösteri. örnek O garip garip var? heykelleri bizimkiler de yapıyorlar. Kaldırsınlar ya böyle Peki. garip Nasrettin Hoca heykelleri falan bizimki yapmış. Kaldır kardeşim, onu ne Giriş Şehrin girişinde garip bir Nasrettin Hoca'yı... Yaptıktan sonra denir. kaldırmanın da bir anlamı Esin yok ki. Eskiden tartışmak yok. Ya. Ya gözümüz milyon... kanıyor Allah aşkına. Peki. Şunlara para harcanıyor. Bak hakikaten gözümüz kanıyor ya. ya bazı Vatandaş içerken gözü kanıyor şey. ya heykelleri görünce. Şimdi bazı heykeller çok kötü. Ee, Ebru Gündeş 4 milyon 750 bin lira aldı. Öyle açıklama konser yaptı. konser evet. 44 milyon 937 evet. bin lira. Evet. Ee, yani Biz 69 milyonları konuştuk, 80 küsürleri konuştuk. Evet. Mansur Yavaş diyor ki bunları bilerek yapıyorlar bana diyor. Evet şimdi şöyle birincisi kamu yönetiminde şeffaflık, denetlenebilirlik, hesap verilebilirlik herkesin öncelemesi gereken bir şeydir. Bir defa buraya bakacağız. Sayın Başkan çıktı bir açıklama yaptı. Ben de yolda gelirken dinledim o açıklamayı. Ee, bunların detaylarıyla açıklamalar yaptı. Ama o açıklamanın satır aralarında ben kimsenin avukatlığını yapmak anlamında bunları söylemiyorum. Bizim belediyelerimizde yolsuzluk varsa ertesi gün soruşturulsun. Hiç bundan beis duymam. Anladım. Bravo. Öyle bir şey varsa soruşturulması gerekir. Bravo. Ayrıca Sayıştay'ın bir dünya tespiti var. O tespitler niye yerinde duruyor? Bunu da soracağım şimdi. Hangi tespitler? Bir dünya tespiti var Sayıştay'ın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de geldiğinde arkadaşlarımızın önüne geliyor onlar belediyelerle ilgili, kurumlarla ilgili o kadar çok tespitleri var ki Sayıştay kanunu değiştiğinden dolayı Sayıştay resen işlem yapamıyor. Tespitlerde öyle yatıyor. O böyle de bir gerçeği var Türkiye'nin. Şimdi Sayın Başkanın söylediklerinden benim kendimce not aldıklarım şunlar. Diyor ki: "Bugüne kadar tüm soru önergelerine cevap verdik." diyor. Oradaki meclis üyelerine vermedin mi kardeşim? Verdim. Bugüne kadar sesiniz çıkmadı diyor. Birdenbire ne oldu diyor. Önce AK Parti cenahına böyle bir sorgulama yapıyor. Ama sadece orayı sorguladığını zannetmiyorum o konuşmada. Performans raporu çıkardık diyor. Siz oy birliğiyle kabul ettiniz. Yani bu harcanacak paralarla ilgili performans raporunu yani siz biliyorlardı. biliyorsunuz, oy birliğiyle kabul ettiniz. Harcanacak rakamları da biliyorsunuz. Yani Kürt sanata şu para edin. ayırıyoruz evet, evet, evet. falan gibi tabii, şeyleri tabii, tabii. oy birliğiyle kabul ettiniz. Toplamda etmiş oy birliğiyle kabul etmiş, AK Parti de kabul etmiş. Yani iyi bir şey yapmışlar. Ben bunu eleştirmek anlamında söylemiyorum. Denetim raporuna içinde AK Partili komisyon üyelerinin de olduğu tespitler yaptınız. Aslında suç duyurusu konusu olmayacak konularda suç duyurusu yaptınız. 109 adet suç duyurusu yapıldı diyor. 109 adet suç duyurusunun 101 tanesinde takipsizlik kararı çıktı. 8'inde de çıkacağına eminim diyor. Hı. Bakın bunlar denetime açık alanlar hepsi. Tek başına böyle şeyler değil. Bu konserlere harcanan para belediye bütçesinin binde altısı diyor. Hı. Belediyeler kanununda belediyelerin yerel halka kültürel anlamda vermeleri gereken hizmetler çok net tanımlanmış evet. bir şekilde. Ben şöyle bakıyorum. Bunlarda bir kuruşluk haram varsa sorgulansın. Tamam. Arkasında asla durmam. Peki. Ama halkımızın bu kadar sıkışmış olduğu, bir sanatçıyı dinlemeye gittiğinde 3 bin liradan aşağı, 2 bin 3 bin liradan aşağı para veremeyecek bir tablosu Doğru. varken, onların bir şekilde bu sıkışmışlığını atmasına, 100-150 bin kişilik konserler düzenlemesine, büyükşehir belediyelerini niye düzenliyorsunuz demememiz lazım. Bu atmosferin rahatlaması lazım. Halkımız çok fazla sıkışmış. Müzik yani. ruhun gıdasıdır tabii, aynı zamanda. Tabii, tabii. Ha sanatçı tartışılır, <laughs> sanatçının tartışılmasının, siyasi tartışılmasının da doğru olduğunu. Tabii şu bulmuyorum. da mesela tartışılıyor. Tabii. Yani evet. sanatçılar neden işte 29 Ekim'de para alıyorlar? Neden 10 evet. Kasım'da alıyorlar? Niye neden o sanatçı, niye bu sanatçı? Bu tartışma alıyorlar. bitmez. Evet. Ama Ankara Büyükşehir Belediyesi orada. Sayın Başkan'ın bir kamu görevlisi olarak yaptığı açıklamalar orada. Bunlardan tatmin olunmuyor ise... Öncesinde de sanıyorum bir mülkiye müfettişi gitti, bir takım şeyler yaptı. Oradan da bir şey çıkmadı. Gayet aleni bir şekilde incelenebilir. Bunu popülist iddialara dökmenin bana göre bir anlamı yok. Ama bir hatırlatma yapacağım ben. Hiç bu televizyon kanallarında bugüne kadar tencere dibim kara, seninki benden kara diye bir konuşmam olmamıştır. Ama bir şeyi hatırlatmak zorundayım. Ne? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız göreve geldikten sonra kendisinden önceki bazı uygulamalarla ilgili soruşturmalar yaptı kendi teftiş kuruluyla. Orada bir takım konular ortaya çıktı. O soruşturmalar sırasında o dönemin Sayın İçişleri Bakanı ben yapacağım dedi el koydu dosyalara. O dosyalarla ilgili bir ilerleme kaydetmedi. Akabinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımız elindeki dosyalarla ilgili İstanbul Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık o dosyalarla ilgili gizlilik kararı aldı ve bugüne kadar olumlu olumsuz bir şey yapılmadı. Çünkü iddianame de düzenlese o dosyalar alenileşecekler. Takipsizlik kararı verilse yine alenileşecekler. Böyle bir Türkiye'de hukuk güvenliği ilkesi gereği herkese eşit davranılması gerektiği çağrısında bulunuyor. Dosyalar bu aleni değil mi? Tabii. Hayır değil. Hani Gizli kararı var. Hala devam ediyor. Hiçbir şey yapılmadı. Şimdi Ciddiye de yanarak söylüyorsun değil mi? Tabii canım. Bir bebenin başvurusu var. 4-5 yıl önce bununla ilgili işler var. Şimdi burada ben halkımıza şu çağrıyı yapıyorum. Lütfen herkesi takip edin. Herkesten sizin adınıza yapılmış harcamalarla ilgili şeffaflık isteyin. Hesap verilebilirliğin arkasında durun. Kimsenin peşini bırakmayın. Bu sizin hakkınızdır. Ama aynı zamanda hukuk güvenliği ilkesi çağrısı da yapacağım. Hukuk güvenliği ilkesinin anlamı şudur. Hukuk kurallarının sevgili Mücahit birinci de benim gibi bilir bunu. Hukuk kurallarının bir defa kendimize uygulanacağını bilmemiz lazım. Eksiksiz uygulanacağını bilmemiz lazım. Herkese eşit uygulanacağına güvenmemiz lazım. Devletin de kendisini hukuk kurallarıyla bağlı hissetmesi lazım. Ben şimdi bu dosyaları soruyorum. Niye bu dosyalarla ilgili? Bir soru daha soracağım. Bir soru daha, bir dakikam var. Evet, bir soru daha, bunu da soruyorum. Sorun. Kimden cevap bekliyorsunuz bu arada? Kamuoyu takip etsin diye soruyorum. Beş büyükşehir belediye başkanı, 2018 yılındaydı sanıyorum, istifa ettirildiler. Ağlayarak istifa ettiler. Belli ki orada bir hukuki sorun vardı. Sayın Bülent Arınç Ankara ile ilgili Ankara'yı parsel parsel sattın demişti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili. Bu belediye başkanları ile ilgili ne bir soruşturma var ne bir hukuksal yol yürüme var. Bugün itibariyle zaman aşımına uğramış mı uğramamış mı bilmiyorum. Bunları yapmadığınız sürece bu kamuoyunun önüne baş. Başka belediye başkanlarına atarak bir yere varamazsınız. Bak Mansur Kesinlikle. Yavaş dedik nerelere gitti. Ama, ama ama eşitlik ilkesi dediğimiz budur. Hukuki güven ilkesi dediğimiz Bitmişiz. budur. Bu ee... Bunları yerinde ve görmemiz lazım. Hakkaniyetle konuşmamız lazım. Mansur Yavaş'la ilgili yapılacak bir soruşturma varsa yapılsın. Ama ben bugün Sayın Başkan'ın yapmış olduğu açıklamalardan dolayı, şeffaflığından dolayı teşekkür, teşekkür ediyorum kendisine. Teşekkür ediyorsunuz. Turan Aydoğan teşekkür ediyorum. Mücahit Birinci teşekkür Sağ ediyorum. Olun. Efendim söz ekol masada ve Çağlar Cilara'da yarın saat 17'de görüşürüz ama bu akşam saat 20'de de lütfen kontrol noktasında sizleri bekliyorum efendim. Görüşmek üzere.